Çevresinde 100'e yakın aile kışı kurbağa avcılığıyla geçiriyor. Zorlu şartlarda avlanan kurbağaların bacağı işlenip ihraç ediliyor. Hasadı biten çeltik arazilerinde, gölet ve kanallarda sabahtan akşama suyun içinde kurbağa peşindeler. Bakışlar çok güzel oldu ama. Kurbağa avcılığı Edirne'nin Meriç ilçesinde oldukça yaygın. Bölge halkının su bülbülü olarak isimlendirdiği kurbağalar özellikle kış aylarında birçok ailenin geçim kaynağını oluşturuyor. Yörede baba mesleği olan kurbağa avcılığını yaklaşık 100 aile sürdürüyor. Çamur, pislik, tamam mı? Yani çamur içinde işte çekirdek arar gibi bir şey arayız. Aynen öyle yani. Bazen kısmetimiz oluyor, bazen olmuyor. Eve işte ekmek parası getirelim diye çocuklarımız. Yazın çeltikle uğraşan aileler böylece kışı da boş geçirmiyor. Bugün mesela iyi. 5 gün 6 gün aldık ama diğer günler 5 gün 10 kimi kere 20 gün hiç tutamadığımız günler oluyor. 1-2 araba parası, şey parası. 3-5 gün tuttum yine onu karşılaysın. Yarat o gidiyiz yani. Türkçesi bu. Ne öldürüyor ne güldürüyor. Avcıları en çok Edirne'nin soğuğu zorluyor. Bozun altında başak ağrar. Beye bir kelime vardır yani. Kar altında başak ağrar diye. Biz de aynısını yapıyoruz yani. Kışın daha zor yani. Soğuk havalarda daha zor. Toplanan kurbağalar kilosu 30 liradan fabrikaya veriliyor. Kurbağa bacağı Avrupa'nın lüks lokantalarında rağbet görüyor.